Çok teşekkürler. Harika bir gösteriydi. Arhavili gençlerimizi alkışlıyoruz efendim. Ne güzel. Gencecik pırıl pırıl. Harika bir performans. Bu arada bugün Solo Türk'ün gösterisini kimler seyretti? Ne acayipti değil mi? Seyretmeyen kalmadı. Seni en çok hangisi etkiledi? Hangi bölüm? Beni inanılmaz etkiledi. O, yani böyle... dalış yapması. Dalış yapması inanılmazdı dedi ya orada. 600 kilonun üstünde ağırlık taşıyor dedi. En etkileyen beni annem gidip iki tane komutana sarılıp ağlaması oldu. İyi ki varsınız diye. Vallahi biz de bu beni çok duygulandırdı. Evet, biz de alıyoruz. Ama beni en etkileyen F-16 böyle yandan yandan gidip buradan duman çıkartırken şöyle şöyle gitti ya. Dedim ki o ara bir ara kapağı açacak böyle merhaba falan diyecek. İnanılmazdı yani. Yani bir uçak, yani uçak denemez ona da, uçan bir şeye bu kadar hakim olup, bu kadar süratli olup bir jeti bu kadar güzel kontrol edebilmek, belki duyuyorlardır. Onlara bir alkış gönderelim mi? Ya evet, muhteşemdi. Hava kuvvetlerinin bu kadar başarılı olması gerçekten bizim daha çok güven duymamızı sağlıyor. Çok güzel bir gösteriydi. Bu arada o gösteri de öyle durup dururken, hadi ben geleyim, Arhavi'de bir gösteri yapayım dememişler. Belediye başkanımız gitmiş Konya'ya, görüşme yapmış, yazışmalar, takipler, onlar bunlar. Onun için Vasfi Başkan'a, bir alkış evet. gönderelim lütfen. Büyük emek. Sağ olsun, var olsun. Hatta seneye sözünü de aldı. 6 tane birden miydi başkanım? İnşallah. O zaman Batum'u alırız gibi gözüküyor yani 6 taneyle. Onlar da verirler zaten. Rusya ile uğraşıyorlar. Ne uğraşacağız? Türkiye'ye verelim, konuyu kapatalım derler. Şimdi bu gerçekten çok önemli bir şey. Dedim ki izlerken, ben Arhavi'de doğmuş, büyümüş, 9 yaşında bir çocuk olsaydım, hani hayatta ne yapsam, ne etsem diye düşünen bir çocuk olsaydım ve o pilotları, onların o karizmasını, o uçakları görseydim, ben kesin pilot olmak isterdim. Vallahi isterdim yani. Şu an bile belki aranızda pilot olmak isteyen çocuklar vardır. Çünkü bazen Türkiye'nin, var mesela değil mi? Türkiye'nin bazı yerlerine doğup büyüyüp o hayata doğduğun zaman batıdan uzak kalınca her şeyi göremeyebiliyorsun. İşte bu festivaller ona yarıyor. Türkiye'de ekranda gördüğün birçok önemli ismi sahnede görebiliyorsun. Onlar gibi zaten hayatımızda bir Cengiz Kurdoğlu gerçeği var. Buradan çıkıp Türkiye'ye mal olmuş bir marka var. Cengiz abiye de selam olsun. Şu anda dediğimde ona da bir alkış gönderelim. Böyle örnekler olduğu için şunu net söylüyorum Arhavili kardeşlerim. Her şey olabilirsiniz. Mutlaka dünyada yapabileceğiniz bir şey var. Onu bulduğunuz zaman dünyayı değiştirebilirsiniz. Onun için ne olur hiç vazgeçmeyin. Başarılı olmak için mücadeleye devam edin efendim. Ben böyle çok konuşuyorum. Arkada müzisyenler hazırlanıyor ya, ondan yani. Yanlış anlama Eylemcim. Niye yanlış anlıyorsun? Çünkü bazen öyle bir oluyor ki bir çıkıyorum, takıyorum motora, konuşuyorum. Eylem böyle duruyor zavallı yavrum benim. Ama biraz... bir soralım seyirciye. Şimdi ben kızlara soracağım. Sor eğleniyorlar bakalım. Mı? Kızlar mı daha çok eğleniyor? Erkekler mi göreceğiz? Sen erkeklere soracaksın, ben kızlara final soracağım. Final günü bir mücadele var. Evet. Ama buradan baktığımda sanki kadınlarımız daha fazla bak, gibi. Parmaklar yani. Da kalktı orada, o tarafta görüyorum. Peki o zaman ben erkekleri seslendireceğim, sen hadi bakalım. Tamam. Soracağım. Buyurun Eylem Hanım. Hoş geldiniz. Centilmenlik yapayım diyorsun. Kızlar yüzümü kara çıkartmayın. Sizden çok yüksek bir ses bekliyorum. Erkekler her zaman olduğu gibi sanki stattaymışız gibi. Sanki böyle rakip takım foul yapınca nasıl böyle isyan ederiz ya, öyleymiş gibi. Penaltıyı hakem vermediği zaman falan böyle sinirlenir, bağırırız ya. Aynen öyle. Bakın tamam, nasıl önce motivasyon. Önce sizden bekliyoruz o niye? Zaman. Niye? İşte öyle. Peki siz biliriz, nasıl isterseniz. Erkekler hazır mıyız? O zaman soruyorum. Eğleniyor muyuz? Evet, kızlar buyurun. Bağırmadı Eylem değil mi arada? Tamam. Buyurun Eylem Hanım. Bakıyorum oralara, gerilere, her yere. Kızlar, şimdi eller havaya. Kızlar, evet. Gerçekten şimdi, bu ellerin hepsi... Eğleniyor muyuz? Vallahi beni bile bir ürküttü yani. Nasıl bir sestir bu ya? Gördün mü? Desibeli açtık. Ses evet. Desibeli. Eskiden bir de böyle köyde... Hep evler yan yana değilmiş ya, böyle uzakmış. Hep birbirlerine evden eve seslenirlermiş.
Değil mi? Oradan da sesimiz, bizim gırtlağımız biraz yüksek galiba. Onun için sizi tebrik ederim. Evet. Kadınlar her zaman olduğu gibi başımızın tacı. Kadınların gücü. Seviyorum sizi. Ama erkeksiz de olmaz ki. Onları da seviyorum. Ve yeri gelmişken. Ve yeri gelmişken hiç tadınızı kaçırmak istemiyorum ama. Hayatım boyunca 52 yaşındayım. Ne bir kadına ne bir erkeğe elim kalkmadı. Hiçbir şekilde kavga nedir bilmem olmadı. Olmadı yani, yapamadım. Çok konuştuğum için herhalde adam beni dövmekten vazgeçiyor. Onun için ne olur? Bir kadına el kalktığını görmek, videoya çekmek, engellememek de bir vatan hainliğidir. Yapmayın. Eğer böyle bir şey görürseniz ne olur? Karısı da olsa, ailesi de olsa en azından ne yapıyorsun birader deyiverin. Çünkü toplum ancak böyle bir yere gelebilir. Böyle bir vahşete göz yumamayız. Bir kadına el kaldırmak ne demek ya? Bir kadını dövmek, bir kadını öldürmek, bir insanı öldürmek ne demek yani? Onun için Emine Bulut nezdinde Allah rahmet eylesin birçok canı kıyılan kadınlarımızın, bir insanın, bir erkeğin gerçekten eli kalkıyorsa kafası boş demektir. O boş olduğu için, bir kelime bulamadığı için eli kalkıyordur. Bir insan kavga ediyorsa kafası boş demektir. Bu bir, kadar net. Bir de kendinden güçsüze böyle bir şey yapıyorsa. İşte o zaten en büyük problem o zaten yani. Yeneceğine inandığı için kafasını kullanıyor. Yani ne olur, ne olur anneler çocuklarınızı yetiştirirken ne olur, siz ancak öğretebilirsiniz bunu. Siz bir erkeğin, çünkü şimdi bizde o televizyon dizilerinde, mafyamatik işlerde böyle dolanıp... Bravo, evet. Bizim memleketimizin erkekleri kadına el kaldırmaz dedi. Tebrik ederim sizi. Bugün Ali Özcan söyledi Hakan'cığım. Harikasınız. Kadın ve erkek gerçekten eşittir ve işleri bölüşür. Burada öyle gördüğünüz gibi halk oyunlarında da kadın erkek el eledir, güç birliği içindedir. Dolayısıyla da burada çok değerlidir kadın. Onun için sizi alkışlıyorum. Harikasınız. Gerçekten en modern ülkelerde bile bu güzellik yok sahiden, bu içtenlik. Hazır mı ekibimiz? Biraz daha. Bir içeriden onay alacağız efendim. Şu anda enstrümanlarımız o hazır. O zaman bir de beraber eğleniyormuzu alalım. Kızlar erkekler ayırt ettirmeyelim, değil mi? O peki sesi efendim. Trabzon'dan duyalım. Bu sefer duyalım. Duyalım. Duyalım değil mi? Şimdi ikimiz birden Hakan. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bunu söylerken ben nedense bu beraber olmayı çok seviyorum. Birlikte olmayı çok seviyorum. Ne olur yanınızdakini, sağınızdaki, solunuzdakini tanımasanız da bir ellerini tutup kaldırır mısınız hep beraber? Rica etsem bir kardeşiniz olarak. Beraber olduğumuzu ne olur gösterelim herkese. Ne olur? Beraber olmaktan hiçbir şey olmaz. Ayrılırsak eğer problem olur. Kavga edersek, birbirimizden uzaklaşırsak problem olur. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi eğleniyor muyuz diyebiliriz. Buyurun. Beraber ama beraber. Hazır var mı? Okey mi? O zaman son kez soruyoruz. Evet. 1, 2, 3. Eğleniyor muyuz? O zaman muhteşem bir ses geliyor. Burayı seven, burayı özel bilen, buraya koşa koşarak gelen çok mutlu, çok güzel, muhteşem bir ses geliyor. Kim geliyor? Şevval Sam! Thank you.
eskilerinin yerine dayasaydım taşlar. Bir şarkı söyleyelim. Haydi bakalım.
Kavuştuk ama. Geldik, buluştuk. Arhavi'deyiz. Kocaman, yoğun, ağır bir kış geçirdik. Yazın sonuna yaklaşıyoruz ama bakın yine de hala Ağustos'tayız. Hala yaz. Dolayısıyla bizim üzülmemiz için eyvah yaz gidiyor diye üzülmemize bir gerek yok. Geçen kıştan kalan bir ağırlık varsa diye üzerimizde ben diyorum ki hepinizin adına bir of çekeyim. Kalan şu kadarcık bir zehrimiz varsa da sizin adınıza atayım. Hazır mısınız? Evet. Geldim. Sevinçliyiz. Her ne kadar tepemiz kapalı olsa da açık havada aslında yıldızların altındayız. Ve bu yıldızların altında olma halimize bir şarkıyla ben diyorum ki taşlandıralım. Ama nasıl? Bu
bunu geçen hafta Harbiye'de yaptık. O kadar güzel göründü ki. Burada da yapalım istiyorum. Işıkları kapatalım. Herkes telefondan ışığını açsın. Bakayım yıldızlar yere inmiş mi? Evet. Ay. Of 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 of. Harika. Şu güzelliğe. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Ay 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 ay. Evet evet evet. Çok güzel. Yıldızlar yere indi. Benim gönlüm sarhoş. Ya bunu çekin ne olursunuz. Sevişmek var. Şimdi. Benim gönlüm sarhoştu. Gözlerim kapansa da. Ay ne kadar güzel oldunuz. Evet. Bir şey soracağım size. Diziyi izliyor musunuz Yasak Elma? Yıldız yıldız deyince de birden aklıma o yıldız geldi. O yıldızı da Ender'i de ben bir kaşık suda boğarım. Bana benzetiyorlar. Ben diyorum asla o olamam. Değilim. Ben Şevval'im. Gökyüzünde yalnız gezen yıldız. Evet. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Şimdi olanlar, yalnız olanlar. Öndekiler kendilerini göstermiyor. Arkalarda var. Neyse, arkalardakiler için. Tamam. Sizin için hayırlı bir kısmet dileyeceğim şimdi. Tanrım tek başına yalnızlığa ancak
şimdi. Bak yalnızlar arkalarda ya, daha çok arkalardan geliyor ses. Kime diyeyim sözümü? Evet, yalnızlık aynen bu kadar acıklı. Ama şimdi hayırlı kısmeti hep beraber dileyeceğiz. Bütün yalnız tanıdıklarınız için de olsun bari. Tanrım diyeceğiz. Bir, iki, üç. Tanrım evet. Tek başına koyma kollarını. Yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Güzel çirkin deme. Sen kalır yine. Bir hayırlı çektiğimi bilmiyorum. Normalde bu yedi kocalarımızın şarkısı bir münasip koca demem lazım ama ben yine de pozitif de olsa ayrımcılık yapmıyorum. Ve yalnız olan her birimiz. Hopala! Hasretini çekmişler, tazeyken dul kalmışlar. Ana gülü sarmış. Koca başlara boynu bükük kalmışlara. Şimdi sayı veriyoruz. Bu gözü kör olmayan sıca Hürmüz'ün gözünü Allah doyursun. 3 yetmedi, 5 yetmedi, 7 yetmedi. Ama orada bir sır var. Ben diyorum ki biz de içimizden gelen bir sayıyı tutabiliriz. Mesela ben her konserde 128 tane tutuyorum. Yani evet. Yani biraz fazla olabilir ama orada şöyle bir sır var. Ben diyorum ki 128 tane tutuyorum ama içinden hayırlısı bir tane olsun demeyi unutmuyorum. Unutursam bir sonraki şarkıda anlatacağım mevzuyu. Ey Tanrım bize üçte yet. Beşte yetmez. 128 tane ver. Şimdi ben diyorum, dedim ki burada bir sır var dedim. 3 yetmedi, 5 yetmedi, 128 tane saydık ama içinden hayırlısı bir tane. Hayırlısını yakalayamazsak, bunu demezsek, başımıza bir bela gelirse, bir taş düşerse, aşkımızdan perişan olursak kimin kapısını çalacağız? Orhan Baba'nın. Ve diyeceğiz ki bir teselli. Evet, illa bir yerde damara bağlayacağız. Thank you.
Sevenin halinden, sevenler anlar. Evet. Gel gör şu halimi, bir teselli ver. Aramızda başka biri var ise, tertemiz aşkımı bana geri ver. Şimdi. Aşkın zehir olsun, yine içerim. Yolun ecel olsa, korkmaz geçerim. Yeter ki sevdim de, ben bu aşk ile dünyanın kahrına gülüp geçerim. Şimdi size. Vermesin Allah. Böyle gelmiş ben.
Hakkından geleceğim.
Attık mı birazcık kurtlarımızı? Şimdi memleket türkülerine gelelim mi yavaş yavaş? Önce büyük ozanlara, sevdiğimiz dostlara selam yollamakla başlayalım isterseniz. Bu topraklar o anlamda çok bereketli topraklar. İlk olarak gözleri görmese de gönül gözüyle bize rehberlik etmiş büyük üstada, büyük ozana, Aşık Veysel'e bir selam yollayalım isterseniz. Ha? Haydi. Gülen
Thank you.
Harikasınız, harikasınız. Nasıl? Muhteşem harika. Değil mi? Muhteşem değil mi? Çok teşekkür ederiz bizde olduğun için. 47.'si düzenlediğimiz bu Arabi Kültür ve Sanat Festivalimizde, Uluslararası Festivalimizde var olman bizi çok mutlu etti. Çok yürekten söylüyorum. Ama katılımın dolayısıyla teşekkür etmek istiyoruz. Sana bir plaket vermek istiyoruz. Evet. Burada Arçelik Milletvekilimiz var. Uğur Bayraktutan'ı buraya alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Plaketini Şevval Sam'ın vermek üzere.
Vasfi Başkan, sizi de bekliyoruz. Vasfi Başkanımız olmadan olmaz. Ya Vasfi Başkan bana bugün banla tereyağı yaptı. Neyse idare ediyorum. Çok şişmemiştim göbekçikle. Şöyle buyurunuz efendim. Yıldırım takibi buraya alabiliriz. Çok değerli kaymakamım, değerli mülkamillerim, saygıdeğer belediye başkanım, sevgili Arabililer, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz şeref verdiniz. Bu akşam Türkiye'nin çok önemli bir sanatçısını Aravi'de konuk etmekten sayın belediye başkanımızın büyük katkısı var. Ona şükranlarımı arz ediyorum. Burada Şevval ağırlamaktan dolayı çok büyük onur duyuyorum. Şairin dediği gibi Türkiye gibi aydınlık ve güzel bir sanatçıya bu plaketi vermek çok önemli. Ama sözlerimi fazla uzatmayacağım, bir şey söyleyeceğim. Bu gece burada bu konser düzenleniyorsa, Cumhuriyet'in kızları bu türküleri, bu şarkıları söylüyorsa, bu ülkenin, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, şükranla anıyoruz. Ve bir şeyin daha bilinmesini istiyorum. Bu ülkede evine bulutlar olmasın. Artvin farklı bir yer. Bu ülkede çocuklar annelerine lütfen anne ölme demiyor. Anne sen çok yaşa diyor. Bu ülkede, bu Artvin'de anneler de çocuklarına ölmek istemiyorum demiyor, yaşamak istiyorum diyor. Bu ne demek? Artvin Cumhuriyet'in kenti, kadının erkeğin yan yana omuz omuza beraber yürüdüğü bir kent. İyi ki bu topraklarda varız. İyi ki Arhavi'deyiz. Bize bu güzelliği yaşatan saygıdeğer belediye başkanıma, Vasfi Kurdoğlu'na, bu gece Bodrum'dan iyi dileklerini gönderen Cengiz Kurdoğlu'na, Aravi Belediyesi'nin bütün emekçilerine, Artvin'in milletvekili olarak, Mustafa Kemal'in milletvekili olarak şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Ve Şevval Sabah diyorum ki, Artvin öyle bir yer ki burada çocuklara, kadınlara elmalar bile yasaklı değil sevgili Şevval Atam. Elmalar bile yasak değil. Ne o nedenle iyi ki varsın, iyi ki buradasın. Hepiniz Arhavi'de kalın diyorum. Arhavi'de kalın diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bu umutla, bu duygularla bu plaketi vermekten de büyük onur duyuyorum. Ben de bunu almaktan büyük onur duyuyorum. Bu güzel cümlelerle birlikte. Çok teşekkür ederim sayın milletvekilim. Gerçekten neden böyle biliyorsunuz değil mi? Bu bölge Türkiye'nin eğitim seviyesi en yüksek iki bölgesinden biri. Bir tanesi Dersim bölgesi Tunceli, birisi de Artvin. Çünkü eğitimin olduğu yerde saygı var, eşit haklar var, demokrasi var. Demokrasiden anlayan insanlar var. Burası böyle bir bölge ve beni bu güzel insanlarla, bu aydınlık insanlarla bir araya getirdiğiniz için sizlere, sayın başkanıma, belediye başkanım Vasfi Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Kendimi burada olmaktan dolayı çok şanslı hissediyorum. Gerçek anlamda bir cumhuriyet kadını olarak. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Buçuk'u da sizi burada ağırlamaktan çok mutlu olduğumu söyleyeyim. Buçuk'u da size takdim edeyim. Çok teşekkür ediyorum sayın başkanım. Evet. Bugün sordum bu nedir diye. Seren der dediler. Ne kadar güzel dedim ve eşantiyonu şu an elimde. Çok mutluyum. Bu bölgedeki, bakın burası dünyanın sayılı güzel coğrafyalarından biri. Lütfen. Halka çok büyük görev düşüyor. Evet. Milletvekillerine, belediye başkanlarına çok büyük görev düşüyor ama siz de sahip çıkacaksınız. Ağacına, ormanına, suyuna, toprağına, tarihine, kültürüne, eğitimine. Lütfen burada yapılmak istenen doğa katliamına önce siz siper olun. Çünkü yarın öbür gün çocuklarınıza bırakacak mirasınız kalsın. Sadece bugün için değil, geleceğe de bir borcumuz var. Çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanım,
Değerli milletvekilim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Sizleri yerlerinize alıyoruz. Evet, sahneyi Şevval Sema bırakmadan önce gecenin sonunda her zaman olduğu gibi havai fişek gösterimiz var. Onu söylemek istiyoruz. Ve aynı zamanda ben Hakan Bilgin. Ben Eylem Şenkal. Sizlere de Alas Maldık diyoruz. Hakkınızı helal edin. Alas Maldık hoş arkadaşlar. İyi geceler, iyi eğlenceler. Sahne Şevval Sam'ın. Evet. Karadeniz. Karadeniz'lerle devam edelim o zaman. Hazır mısın? Thank you.
Sevdiğim böyle anlar.
aşık gibi de dolanırım yollarda. Olamayacaktım. Bu coğrafyayı tanıyamayacaktım. Sizlerle böyle duyguları yaşayamayacaktım. Kazım için büyük bir alkış istiyorum sizlerle. Benim melek ruhlu arkadaşım için. O gerçekten bu dünyaya gelmiş meleklerden biriydi. Çok erken yolculadık onu. Ama bazı ruhlar vardır ki bedene ihtiyaç duymaz. Bakın hala onu sevgiyle anıyoruz. Bugün onun coğrafyasına gelmişken ona bir şarkı yollayalım ama bu Lazca olsun. O çünkü halkların kardeşliğine inanırdı. Halkların kendi dillerini konuşmasını isterdi. Şimdi bu türküyü siz Dido anam Dido babam diye ezberlemiş olabilirsiniz ama bu Lazca bir şarkı. O yüzden bana Dido Nana diye katılırsanız çok sevinirim. Buyurun. Memleketin en yakışıklı, en güzel, en
sinematografik çifti bu zamana kadar kimdi? Kadir İnanır'la Türkan Şoray, değil mi? Onların oynadığı eski bir film var, Sevemedim Kara Gözlüm diye. Türkan orada Azize diye bir kızı canlandırıyor. Onun bir türküsü var. Onu sahnede söylerken sizin de söylemeyi çok seviyorum. Çünkü orada bir oh Azize var. Onu diyorum ki böyle ben böyle yapınca sizden kocaman bir oh gelsin, ben de Azize diyeyim. Olur mu? Hazır mısınız? Evet, yaparsınız değil mi? Hadi bir provasını yapalım. Bir, iki, üç. Valla oldu da ben dayan, yani bir tane daha istiyorum, daha güçlü. Bir, iki, üç. Oh, Azize. Evet. Haydi. Kız balık mı yandın da yoksa koca mı yandın? Kör mü yadı gözlerim? Azize. Onu gece mi aldın? Onu gece mi eşek semeri gibi eşek. Üç beş kere o sana, üç beş kere ama. Hamsi kurban o gözlerde ne bakarsın denize? Hamsi kurban o gözlerde ne bakarsın denize? Atarlar sana olta. Ay çok güzel oldu, dur. Şarkının sonuna geldik, ben oha doyamadım. Bir daha istiyorum. Atarlar sana olta. Oh, içimin yağları eridi. Ay bir tane isteyeyim mi? Hadi son kez. Atarlar sana olta. Oh, Azize. Bir dakika ne oldu? Aa, bunların şaftı kaydı, olmaz. Ha? Olmaz. Bir düzgün çalın. Bir daha. Onlar da doymadılar da numara yapıyorlar. Atarlar sana olta. Azize. Aferin. Sevdim. Alırlar seni yüze. 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 Titreye, ellerimi göreyim ellere. Haydi hamsiler. Haydi. Cahilinden giden
Kız sen misin, sen misin, kız sen misin, sen misin, kız sen misin sen. Bak 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 bak, bana Ender değil. Vallahi ben Ender'e bir kaşık suda boğarım, dedim mi demedim mi? He? Alemun dilindesin, o kadar güzel misin? Bak bak bak, bir de el hareketler falan ya bir. Güzel mi değil mi sen? Allah Allah, o kadar da giyindik, süslendik. Güzel miyim, değil miyim ya? Bir cevap ver bakalım. Aldı mı cevabını uşak? Ey dum funduk dalini, gel teşüre teşüre. Teşür, teşür derken neden bahsediyoruz, ben anlamıyorum. Adını karıştırdım. Ay, karıştırdım tabii. Adın olsun menşure. Menşure, ay çok güzel. Nereden bulduysam ben anlamadım. Funduk toplamak için. Konuyu değiştireyim. Ey dum funduk dalini. Ne olmuş o funduk dalinin altında? Ben acırım acırım menşürenin halini. Ne? Sen fındık dalını kaldırdın, altına baktın, sonra bağ acıdın, bağ menşüre dedin, orada bağ acıdın. Sen orada bağ kesin bir şey yaptın. Vallahi seni gebertirim ha uşak. Bize gölge değil funduğun yaprakları. Bak bu ezilip buzul. Bak ya, vallahi ben bunu gebertacağım da çok seviyorum. Tamam, ben de seni seviyorum. Bravo. Kız sana haram olsun çayelik topraklar. Çayelik topraklar, çayelik topraklar. Kız sana haram olsun çayelik topraklar. Çayelik topraklar, çayelik topraklar. Derule, 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 derule.
çay. Her geri dönüşünde çam çay çam. Her geri dönüşünde keriz çiçek çay. Her geri dönüşünde şif şif şif. Alır seni kaçar bunlar yolun üstüne. Alır seni kaçar bunlar yolun üstüne. Tabanca mı sapıya güle dolunacak. Güle dolunacak. Tabanca mı sapıya güle dolunacak. Güle dolunacak. Ben artık bir Karadenizli oldum sayenizde, sevginizle. Karadenizli olma değilim ama ben artık Karadenizliyim diyorum. Bu türkülerde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz da oynayalım diyorum ben. Biraz Orta Anadolu, biraz Çiftetelli falan derken aramızda belki Angaralı, Gayserli, Gürşerli, Nevşerli de vardır. Şöyle kaldıralım korkunu. Ayrımaya. Haydi çekirgeler. Ya kalkalım ya. Oldu. Bana fenalık geldi ama yine de oynatıyor bu türkü. Ankara'nın bağları. Ben diyorum ki bari şunu klişelerden bir şey yapalım. İlk satırını erkekler söylesin. İkinci satırını kızlar söylesin. Sonra üçüncü satırını hep beraber söyleyelim. Hazır mısınız? Ankara'nın dağları da büküm büküm yollar. Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorsun. Ankara'nın
şimdi. Eteğiyle atalım. Hazır mısınız? Ama siz oturuyorsunuz ya. Kalkın. Aynen kalkın oynayalım ya. Oynayalım. Haydi kızlar.